gün geçtikçe artmaktadır. Aydınlatma oranımız geçen yıl Nisan ayında %86 iken bu yılki Nisan ayımızda %89'a yükselmiştir. Bu da %72'lik bir artışa karşılık gelmektedir. Esasen asayiş olaylarındaki, belin tepedeki asayiş olaylarındaki bu şekildeki hızlı düşüşlerin temel nedenlerinden bir tanesi de 2023 Nisan ve 2024 Nisan ayı karşılaştırmalı olarak rakamları sizlerle paylaşacağım. Asayiş olaylarına baktığımız zaman geçen yılın Nisan ayına göre bu yılın Nisan ayında %6'lık bir azalma meydana geldiğini görmekteyiz. Geçen yıl Nisan ayında 951 asayiş olayı meydana gelmiş iken bu Nisan ayında 896 asayiş olayı meydana gelmiştir. Mala karşı işlenen, iş yerinden, kurumdan ve evden hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık gibi 9 önemli suçta ise geçen yılın Nisan ayına göre %34'lük bir düşüş yaşanmıştır. Asayiş suçlarındaki aydınlatma oranlarımız da gün geçtikçe artmaktadır. Aydınlatma oranımız geçen yıl Nisan ayında %86 iken bu yılki Nisan ayımızda %89'a yükselmiştir. Siber suçlar bir başka ana başlığımızdır. Türkiye'de de Batman'da da gittikçe artan bir trend gösteren siber suçlara karşı da özel bir parantez açtık ve bu suçlarla ilgili de çok özel bir çalışmayı polis ve jandarma olarak hali hazırda yürütüyoruz. Nisan ayı içerisinde toplam 334 adli işlem yapılmıştır ve siber suçlardan da 17 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Göçmen kaçakları ile ilgili olarak 10 olaya müdahale edildi. 11 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 12 yabancı uyruklu şahıs için de adli işlem uygulanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Trafik kazalarının yönünden baktığımız zaman 2023 yılı Nisan ayında 133 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş iken bu yılın Nisan ayında 90 kaza meydana gelmiştir. Bu da %32'lik bir azalmaya, geçen yılın aynı ayına göre %32'lik bir azalmaya karşılık gelmektedir. Bu kazalar neticesinde maalesef 169 vatandaşımız da yaralanmıştır. Geçen sene ve bu sene Nisan ayı içerisinde ölümlü trafik kazası meydana gelmiştir. Narkotik suçlar, uyuşturucuyla mücadele her zaman için toplumumuzun da Batman'ımızın da temel önceliğidir. Burada 17 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Göçmen kaçakları ile ilgili olarak 10 olaya müdahale edildi. 11 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 12 yabancı uyruklu şahıs için de adli işlem uygulanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.